Seçim 2023'ten merhabalar. Bugünkü konuğumuz Yeniden Refah Partisi milletvekili adayı Sayın Naim Öztürk. Tabii Naim Öztürk aynı zamanda partinin genel başkan yardımcısı, teşkilatlardan da sorumlu genel başkan yardımcısı. Yani önemli bir görevde. Şimdi genel başkan yardımcısı olunca genelde ithal gibi düşünülüyor ama değil. Naim Bey Bursalı, uzun yıllardır Bursa'da siyaset yapıyor. Şimdi birazdan kendisinden de zaten detayları alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii konuşacak çok şey var ama önce bir bütün konuklara yaptığımız gibi kendinizi nasıl tanıtırsınız, nasıl anlatırsınız bilmeyen tabii, seçmenler için. Tabii. Kameranız bu. İsterseniz evet. Seçmenlere direkt bir kendinizi anlatın önce. Buyurun. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bütün çalışanlarınıza. Tabii ismim Naim Öztürk. Aslen Samsun Bafra doğumluyum. 1970. Ama Bursa'da yaşıyorum. Bursa Osman Gazi'de yaşıyorum. Tabii 1987'den beri Milli Görüş'ün bütün siyasi partilerinde görev aldık. Necmettin Erbakan hocamızla beraber. Bundan önce en son Yeniden Refah Partimizin Bursa İl Başkanlığı görevini yürüttük. Halen de yaklaşık 2,5 yıldır da Yeniden Refah Partimizin teşkilatlarından sorumlu genel başkan yardımcılığını yürütüyoruz. Aynı zamanda da yine genel başkanımızın, teşkilatlarımızın tensipleriyle ikinci bölgemizde de milletvekili adayım. Evet, birinci sıradasınız ikinci bölgede. Öyle şimdi, uygun gördüler. Evet. Şimdi tabii genel başkan yardımcısı olunca genel siyaset evet. De var. Çok konuşulması gereken şey var. Ama şuradan başlayalım. Şimdi Mehmet Altınöz birinci sıra adayı, o da genel başkan yardımcısı. Doğru. Yani Bursa bir hayli güçlü Yeniden Refah'ta. Önce bunu bir sorayım. Ya tabii şimdi Mehmet Bey de, Mehmet Altınöz Bey de kendisi aslen Bursalı. Ankara'da ikamet ediyor ama aslen Bursalı tabii. Doğu büyüdüğü memlekette milletvekili adayı olmak ister. İki bölge var Bursa'da. İki tane genel başkan yardımcısı da Bursalı diyelim. Birisi birinci sırada, birinci bölgede, diğeri de ikinci bölgede şekliyle genel başkanımız, teşkilatlarımız böyle uygun gördüler. İyi bir şey, güzel bir şey Bursa açısından. Bursa tabii Milli Görüş açısından da aslında önemli bir şehir. Ülkemiz açısından da böyle. Bursa'da siyaset yapmak, milletvekili adayı olmak ya da ileride belediye yürütmek, yönetmek güzel bir şey, muazzam bir şey. Son çeyrekte de burada inşallah eğer halkımızın teveccühüyle burada eğer dike çıkartırsak Yeniden Refah Partisi olarak artık Bursa'mızı mecliste de temsil edeceğiz inşallah. Şimdi tabii gündemimiz seçim. Kampanyalar devam ediyor. Sahadasınız. Evet. Bunların hepsini konuşacağız ama önce ben şunu da merak ediyorum. Bu kadar Bursa güçlü temsil edilirken karar alma mekanizmalarında vardınız. Ben AK Parti görüşmelerinde ekranlarda hep gördüm sizi, o görüşmelerde de vardınız. Dolayısıyla oradan başlayalım. Bir, bu ittifak işi nasıl oldu? Hani bir yok dendi, tabanda karşı çıkanlar oldu. Son anda tekrar bir girme kararı aldınız. Bunda ne etken oldu? Ya tabii, önce heyetler görüştü. İki taraftan da heyetler görüştü. Bu görüşme neticesinde bir ara görüşmeler tıkandı. Biz tabii bir takım şartlar öne sürdük. 30 maddelik bir şunlar olursa ittifaka dahil olur şekliyle. Tabii bu hem milletimizin faydasına, aslında iktidarın da faydasına, bütün milletimizin, devletimizin faydasına. Yıllardır da savunduğumuz değerler bunlar. Bunlar kabul görürse biz ittifak yaparız. Fakat bir ara görüşmeler kesildi. Zannediyorum arada görüşmelerde bir takım aksaklıklar oldu. Fakat daha sonra bu sefer Cumhurbaşkanımız direkt devreye girerek Sayın Genel Başkanımızla görüştüler. Peşinden de zaten bu ittifak görüşmeleri nihayete erdi. Yani heyetler arasında tıkandı, liderler mi çözdü? Liderler devreye girmesi. Evet, öyle oldu. Biraz öyle oldu. Ama sonucu iyi oldu diyelim. Yani ülke faydasına, milletimizin faydasına olduğunu düşünüyoruz. Bunu arazide de görüyoruz zaten. Peki Naim Bey, şimdi siz Refah'tan, Fazilet'ten çok eskiden beri hakikaten Milli Görüş'ün içindesiniz. Evet, evet. Hatta şeyi hatırlıyorum ben. AK Parti kurulduğunda işte bu yenilikçiler, gelenekçiler döneminde siz AK Parti tarafına geçenlerden olmadınız. Hep Saadet'te kaldınız.
merak ettiğim şahsi bir soru bu ama yeniden Refah kurulmasaydı bugün nerede olurdunuz? Saadet'te mi? AK Parti'de mi? Yeniden Refah kurmasaydı başka bir parti kurardık diye düşünüyorum. Ne diyelim? Şimdi şöyle. Yani buradan şunu da anlamak gerekiyor o zaman. Ya da sizin iddianız olarak. Saadet'te artık milli görüşlerin çok kalma imkanı kalmadı mı? Yani şimdi yani. Şöyle. Milli görüşün bir takım prensipleri var. Bunlardan vazgeçmeyiz. Yani bunlar 70'den itibaren, 1969-70'den itibaren rahmetli Necmettin Erbakan hocamızdan itibaren milli görüşün bir takım olmazsa olmazları, prensipleri var. İç politikada, dış politikada, halkımızın menfaatlerine küresel ölçekte politikalar var. Şimdi bunlardan vazgeçme imkanımız yok. Ama gelinen tahlilde biz özellikle bu faziletin kapatılmasından itibaren bir takım değişiklikler oldu. Peşinden bu milli görüş camiasının başına çok şeyler geçti. Yani partiler kapatıldı, kazanmış haklar iade edilmedi, ellerinden alındı falan falan. Şimdi biz şunu yaptık. Bu milli görüş ideallerinden, prensiplerinden asla vazgeçmedik. Az da kalsak, çok da kalsak vazgeçmedik. Mesela bizim inancımızda şu vardır. Devlet bizim ecdadımız yarı kutsal saymış. Yani nasıl yarı kutsal saymış? Devlet kıyamete kadar yaşayacak. Devleti yönetenler, devleti hükmedenler yanlış işler yapabilir. Zalimlik de yapabilir. Yanlış sevk ve idare de yapabilir. Halkımızın menfaatlerini yanlış yönlendirebilirler. Fakri ve zaruri içerisine, zaruret içerisine bırakabilirler. Siz halkımızı ikna edersiniz, yönetim mekanizmasına gelirsiniz, işi raya sokarsınız. Ama devlet yaşayacak. Bizim İslami camiada şu vardır. Devamı devlet nasıl bir cennet anlayışı vardır. Devlet ebedi yaşayacak kıyamete kadar. Yine bizim inancımızda devletin ve milletin zerresini zimmetine geçiren nasibi cehennemdir anlayışı vardır. Şimdi işe böyle bakarız. Bundan taviz verilmeye kalkıldığı andan itibaren ne orada oluruz ne orada siyaset yaparız. Fakat eğer Refah Partisi, yeniden Refah Partisi kurulmasaydı, Doktor Fatih Erbakan Bey kurmasaydı, kurmasaydı demek yanlış bir şey olur, mecbur kurulurdu. Çünkü Erbakan Hoca'nın evladı, yani yüksek mühendis, siyasete ihtiyacı yok, şöhrete ihtiyacı yok, ganimete paraya ihtiyacı yok, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu bir bedel, burada siyaset yapmak bedel. Rahat rahat evinde, villanda oturmak varken, burada dedikodu yiyeceksiniz, iftira yiyeceksiniz, başka başka şeyler söylemler yiyeceksiniz. Kimse bu işe girmez. Şöhrete de ihtiyaç yok. Fakat kıymetli genel başkanımız da ifade ettiği gibi ahiret öncelikli ibadet aşkıyla yapıyoruz. Bu devlete, millete hizmet etmek sizin aslında sizi zorlayan bir inancınız var. Bir davanız var, bir idealiniz var. Onun için yerinde duramazsınız. Mecburen girersiniz. Adı yeniden Refah Partisi olmaz, başka bir parti olur. Dolayısıyla durulmazdı, bir kenarda beklenilmezdi. Sorumun cevabını evet olarak o zaman kabul ediyorum. Yani Saadet'te milli görüşçülerin artık kalma imkanı kalmadı ya da Saadet milli görüş artık temsil etmiyor. Milli görüş prensiplerinden uzaklaştıklarını düşünüyoruz biz. Söylemlerde var. Mesela onlar da İslam Birliği diyorlar. Erbakan Hoca'nın ideallerinden gidiyoruz diyorlar. Erbakan Hoca'nın ideallerinden gidiyorlar ama son tahlile gelinen nokta. Tabandan kastetmiyorum. Taban kardeşlerim çok samimi ama üst yönetim maalesef tabanla üst yönetim arasında bir kopukluk var. Bir de karşılıklı şeyde de çok atışma oldu galiba Naim Bey. Yani bu Mücahit Kılıçdaroğlu sloganları falan Saadet'in önünde sonra İşte açıklandı. Enteresan yani bazı enteresanlıklar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı adayını Saadet Partisi'nin genel merkezinde açıklanıyor. Yetmez. Mücahit Kılıçdaroğlu enteresan. Bu slogan tabi bambaşka bir ifadedir. Yıllardır başka şey için kullanılmıştı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu birdenbire mücahit olmuşsa onu bilmiyorum yani. Tavana nasıl anlattılar? Peki şöyle bir durum var. Siz dikkat çekici bir açıklamayla geldiniz aslında Cumhur İttifakı'na. Katıldınız. Dediniz ki biz AK Parti'nin 20 yıllık yanlışlarına ortak olmaya değil, evet, işte kendi duruşumuza bir desteğe geldik. Bunun da sebebi karşı tarafın zaten desteklenemez olduğu ya da işte bize uymayan tarafları var gibi genel bir ifadeyle
Ama orada şeyi de vurguladınız yani AK Parti'nin 20 yıllık yanlışlarına ortak olmaya gelmedik dediniz. Bu sıkıntı oldu mu? Ya sıkıntı olmaz. Şöyle, genel başkanımız böyle insan yapısına, psikolojisine, fıtratına, yaratılışına uygun bir siyaset anlayışı yapıyor. Yani doğruyu kim yapmışsa, ama sizden, ama bizden, kim olursa olsun doğru. Doğru, doğrudur. Takdir etmek lazım, tebrik etmek lazım. Yanlışı da kim yapıyorsa, ama sizden, ama bizden, o da eleştirilir. Karşısında durulur. Hiç önemli değil. Babamızın oğlu olsa bunu doğru, yanlıştır diyebilmek önemli. Ama yapıcı bir şekilde, yıkıcı değil. Fıtrata uygun bir muhalefet yaptığı için genel başkanımız eleştirileri de insan yapısına, psikolojisine, kabullerine uygun. Bu sebepten dolayı zaten bütün siyasi partilerden biz şey alabiliriz. Oy alabilecek nitelikteyiz. Bu duruştan dolayı. Fakat şöyle bir şey var. Biz görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerde ya da heyetlerle görüşmelerde Cumhurbaşkanı yardımcılığı talebimiz olmadı. Bakanlık talebi olmadı. Veya AK Parti listelerinden milletvekili talebimiz olmadı. Liste taleplerinde olmadı. Ayrı amblemimizde müstakil bir şekilde seçime gireceğiz. Oyumuzu bileceğiz. Halkımız bizi teveccüh ederse bize oy verir, vekil çıkartırız. Orada şöyle bir soru akla gelebilir. Müstakil bir şekilde girmek üzerineydiniz zaten ittifaktan ziyade. Tabii. İttifaka niye katıldınız da o zaman ayrı girmediniz diye bir soru gelebilir. Tabii çok güzel. Yani bunun sebepleri var. Bir, ittifaka dahil olduğunuzda mevcut sistem sizleri ittifaka zorluyor. Ülke barajı var. Her ne kadar %7 ise de bugün itibariyle çok büyük bir rakam tekabül ediyor. Baraja girdiğinizde, ittifaka girdiğinizde baraj sıfırlanıyor. Şu anda baraj sıfır. Yani Bursa'da siz işte ikinci bölgede adaysınız. Buradaki milletvekili oy sayısı değişebiliyor ama işte 80 bin 100 bin arasında bir rakam. İşte atıyorum 100 bini bulduğunuzda bir taneyi çıkarıyorsunuz. Baraj tabii, falan yok. Tabii. Baraj yok. Kime oy veriyorsanız oradan vekil çıkartırsınız. Sayıya ulaştığınız zaman. Bunda bir problem yok. Sonuç itibariyle tabii halkımızın teveccühü. Fakat bir de muhalefetin söylemleri aslında ülkemizin hem dış politikasını hem içerideki dinamiklerini yapılan tehdit eden nitelikte. Yani şimdi siz Avrupa müktesebatının tamamını kabul edeceksiniz. 2400 sayfalık bir şey yayınlıyorsunuz. Tamamını kabul edeceksiniz. 7+1 başlıkla devlet yönetmeye kalkacaksınız. Yani şu hale bakın, bazen Kuzey Irak'a acil bir müdahale bulunacaksınız. Suriye'de böyle. Tehdit diyor ülke. İşte Libya tezkerelerinde, Suriye tezkerelerinde bunları gördük. Şimdi 7-8 kişi ikna etmeye mi kalkacaksınız? Hepsi ayrı ayrı fikire sahip, ayrı ayrı kabullere sahip, ayrı ayrı zihniyetlere sahip insanlar bunlar. Yani şimdi devlet bazen acil karar alma durumunda. İki, ses verelim, devam edin. Millet İttifakı'nın neden katılabilir bulmadığınızı, destek vermediğinizi ama benim aklıma şu soru geldi siz sayarken. Hani o 7+1 hikayesi var ya. Evet. Siz şahsi olarak, hani bunu hani müneccim değil kimse net bilemez ama benim öngörüm o yönde. Seçimden sonra böyle yürüyeceğini düşünüyor musunuz? Yani Millet İttifakı iktidara gelir, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa. Ben hiç soracağını tahmin etmiyorum yani öyle 7 kişi ortak karar vesaire. Sizin şahsi fikriniz ve siyasi tecrübeniz itibariyle öyle olur mu sizce? O zaman kendi aralarında kıyamet kopar. Ya çünkü kıyamet hatırlayın kopar. Aynı partiden bir başbakan var, bir cumhurbaşkanı. Asıl lider işte Özal Demireldoğlu gibi. Asıl lider köşke çıkıyor. Başbakan onu dinlememeye kalkıyor yani aynı partiden. Şimdi siyasetin doğasında bu var. Hiç kimse yönetimine ortak istemez. Böyledir yani. Ama o zaman kıyamet kopar, kendi aralarında daha meclisin ikinci haftasına birbirine düşerler. O zaman zararı görecek kim? Halkımız. Ya böyle bir mantık kabul edilemez. Şimdi Saadet Partisi'nin iç politikasıyla... Yani bu potansiyel var diyorsunuz. Yani eğer gelirseler kesinlikle diyorsunuz. Bu potansiyel nasıl bir potansiyel olur? Bak ben onu size söyleyeyim. 90'lı yıllardaki koalisyon çatışmaları, çarpışmaları, bölünmeleri nasılsa bugün de çoklu bileşen Millet İttifakı'nın bileşenleri birbirine düşer. Eğer sizin söylediğiniz gibi bir durum seyrederse. Sizin dediğiniz gibi de olursa devlet kitlenir, yürümez diyorsunuz. Yürümez. Devletimiz, milletimiz zarar görür. Şimdi Saadet Partisi'nin dış politika anlayışı farklı, CHP'nin farklı.
İyi Parti'nin farklı. Yani nerede birleşeceksiniz? Hangi ortak paydada bir olacaksınız? Aynı söylemi söyleyeceksiniz, eylem yapacaksınız. Avrupa Birliği ile müzakerelerde, Ukrayna Rusya arasındaki müzakerelerde, Suriye Irak mücadelelerinde, PYD PKK ile mücadelede, Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da, işte Katar'da askeri üssünüz var, işte Libya'da var olacak mısınız, olmayacak mısınız? Öyle bir CHP görüyoruz ki, öyle bir İYİ Parti görüyoruz ki, öyle bir işte Gelecek veya Deva Partisi'nin genel başkanlarını görüyoruz ki her şeye Amerika'nın ve Avrupa'nın zaviyesinden bakıyorlar, gözlüğüyle bakıyorlar. Nasıl dış politika şekillendireceksiniz? Şimdi bambaşka bir... Ulan siz de Millet İttifakı'nı küreselcilerin desteklediği görüşü tarafındasınız herhalde. Tabii bunun için delil lazım ama ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tehdit eden, diyelim tehdit etme cüretinde bulunan en azından diplomatik tamirlerde ya da küresel politikalarla Batı'nın şu anda Millet İttifakı'nı desteklediğini ama psikolojik ama söylemsel olarak iktidara gelmelerini arzu ettiklerini biliyoruz, görüyoruz bunu. Yani saklanacak bir şey yok. Bu ortada. Herkes destekliyor. Onların söylemleri var. Şu anda da dört gözle 14 Mayıs'ı bekliyorlar. Yani 14 Mayıs'ta aman Cumhurbaşkanı değişsin de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı gelsin de bir nefes alalım. Peki siz bu kadar söyledikleri bu. Bu kadar uzlaşılamaz sizin milli görüş tabanı ya da felsefesi itibariyle gördüğünüz bir iktidarla Saadet nasıl uzlaşıyor ve ikinizi de düşündüğümüzde milli görüş kökenli iki parti, birisi böyle görüyor olayı, birisi böyle. Bu farklılaşma nasıl olabiliyor? Yönetimsel açıdan soruyorum. Taban aynı zaten. Taban şöyle, tabii kendi iç dinamikleri, bir şey söylememize gerek yok. Saadet tabanı bizim kardeşlerimiz. Bütün siyasi partilerin tabanı kardeşlerimiz. Fakat Saadet'in üst yönetimi makam istiyorlar. Uzun süredir meclise girmemişler. Bir şekliyle bunun anladığım kadarıyla kapısını aralamak istiyorlar. Meclise girmek istiyorlar. Zaten seçilebilir bölgelerden birkaç kişiyi yerleştirmişler CHP listelerinde. Tamamen bu ama... Ama o kadar vekili AK Parti'den de alabilirdi Saadet. İttifaka girip görüşseydi. Bu tamamen partinin üst yönetiminin... Şimdi şöyle, ifrat ve tefride kaçmayacaksınız. Aşırı uçlara gitmeyeceksiniz. Şimdi şöyle, aşırı Tayyip Bey düşmanlığı tabiri caizse doğru şeyler de yapsa yanlış görülüyor. Yani şimdi yapan kişiyi sevmediğiniz zaman doğru da yapsa doğru yaptı diyemiyorsunuz. Yanlış yaptı diyorsunuz. Sevmediğiniz için. Bu sizi başka bir fraksiyona, başka bir düşünceye, başka bir ortama sürüklüyor. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin. İşte tam da bu. Maalesef. Tabandan bahsetmiyorum. Saadet Partisi'nin üst yönetimden bahsediyorum. Yani şimdi böyle hayallerinde milli görüş tabanının hayallerinde görmeyeceği şeyler yapıyorlar. Hayal edemedikleri şeyler yapıyorlar. Çok enteresan, şaşırıp kalıyoruz. Bu kadar kazanım var. Yani biri sen çıkıyorsun, ne işi var Çamlıca Camisi'ne diyor. 60 bin kişilik cami yapıyorsunuz. Doldurun da bakalım diyorsunuz. Ertesi gün dolduruyorlar. Rahmetli Erbakan'ın Taksim'e cami vaadinin nasıl bir kriz olduğunu düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti döneminde 4000'e yakın caminin elden çıkartıldığını düşünecek olursanız bunu sen söyleyemezsin. Bunu siz dile getiremezsiniz. Yani bunu sen söyleme, başkası söylesin. Doğru. Peki dönersek bu tarafa. Evet. Şimdi mesela şöyle bir eleştiri de var. Deniyor ki ya işte yeniden refahın bütün kalemleri geçtim 30 maddeyi. Sadece ekonomiyle ilgili şartları Erdoğan'ın bir kere direkt AK Parti'ye aykırı reddetmesi gerekirdi diye karşı taraftan itirazlar geliyor sizin birleşmenize. Bu bir. İkincisi, şimdi siz bu şartları kabul ettiler dediniz ki öyle de açıklandı. AK Parti de yalanlamadı bunu. Yarın tekrar Sayın Erdoğan iktidarda devam ederse ve bu ekonomi politikaları sizin istediğiniz çizgiye gelmezse. Hem şunu da söyleyeyim, şu an ekonomik politikaları ne kadar size uzak, ne kadar yakın? Önce bu mevcut durumun tespiti. Arkasından da sizin istediğiniz yer neresi? Ve buraya gelmezse, bu şart yapılmazsa ne olur? Onun cevabını alalım. Şimdi tabii
biz yapılanların tamamının doğru olduğunu söyleyemeyiz. İnsan olur, yanlış da yapar, hata da yapar. Mesela hatadan dönülmesi. Şimdi mesela dış politikada biz vaktiyle Suriye'de yanlış yapıldığını düşünenlerdiniz. Bunu eleştirdik, yanlış yapıldı. Ama gelinen tahlilde şu anda orada askerinizi çekemezsiniz. Kazanımlarından vazgeçemezsiniz. Ama diğer Millet İttifakı diyor ki çekeceğim askerlerimizi. Apar topar Suriye sığınmacıları göndereceğim. Evet göndereceğiz, hep beraber göndereceğiz de birdenbire de oradaki kazanımlardan vazgeçemezsiniz. PYD, PKK, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir gerçeği var. İsrail'de gerçeği var. Şimdi işin başında 10 sene önce hata yaptılar ya diyor. O hata hala devam ediyor. Bu yüzden askerimi çekmiyor. Hayır, yaşanmışlar var. Gelinen bir son nokta var. Mesela bununla alakalı mesela birçok şeyde eleştirdik. Ekonomik politikalarda eleştirdik. Avrupa Birliği müzakerelerinde eleştirdik. Vaktiyle Irak, Afganistan ilişkilerinde eleştirdik. Evet doğru. Fakat son 8-9 senedir milli politikalara dönüldü. Artık Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin Türkiye bir tehdit olduğunu bölmeye çalıştıklarını, misak-ı milli sınırlar içinde hapsetmeye çalıştıklarını, savunma sanayini imha etmeye çalıştıklarını biz bunu görüyoruz. Şimdi devlet milli politikalarına döndü. Sayın Cumhurbaşkanı milli politikaları savunuyor. Şimdi bu kazanımlar var. Asıl mücadelene, muhalefeti Batı'nın desteklemesinin sebebine, Millet İttifakı'nı bunlardan vazgeçilsin. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin uydusu olunsun, Avrupa Birliği'nin duydusu olunsun, Çin'le yakınlaşma olmasın, İran'la yakınlaşma olmasın, Orta Asya'yla, Rusya'yla yakınlaşma olmasın. Şimdi bu bizim ileri uzun vadede menfaatlerimize aykırı. Biz bu maddeleri öne sürdük, 30 maddeyi ama yapmazlarsa da hukuki bir yani mahkeme verecek halimiz yok. Ancak ne olur? Çıkarız meclis kürsüsünden sağda solda, biz milletimize bunu anlatırız. İzah ederiz. Bunların yapılması lazım deriz. Tamamı milletin menfaatini. Mesela ne demişiz? Köylümüzün tarımda kullanılan kotaları kaldıracağız. Kaldırmamız da lazım. Ya Tarım Bakanı'nın bürokratları var. Daire başkanları var. Şube başkanları var. Yardımcıları var. Pazar bulamıyorsan, çiftçinin ürettiği mala pazar bulamıyorsan çantasını eline alacaklar. Başkent başkent, ülke ülke, şehir şehir dolaşacaklar. Milletimize pazar bulacaklar. Bahsettiğiniz kota üretim fazlası olmaması için koyulan. Olmaması için konuluyor. Ondan sonra diyoruz ki çiftçi gırtlağa kadar borçlu tabiri caizse. Faiz borçlarını bir kenara mahsus silelim. Tamamını silelim. Ana para borçlarını da vadeye yayalım. Taksitlere bölelim. Faiz bir nefes silelim. Alsınlar. Nakliye sektöründe tarımda kullanılan akaryakıtı yarı yarıya tahsis edelim. Gübre fiyatlarını yarıya indirelim. Elektrik fiyatlarını da yarıya indirelim. Bir nefes alması lazım. İşte bunu sağlayalım diyoruz ama yarın bir gün bulamazlarsa 62-84 süresiz nafaka. Ona özel başlık açacağım. Onu ayrıca soracağım. Çünkü en çok oradan. Evet ondan sonra bunların hepsi tamamen hem milletimizin hem devletimizin menfaatine. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etmesin sebebi zaten onlar da yapmak istedikleri bunlar. Ama tabii zamana ihtiyaçları var anladığım kadarıyla. Türkiye'nin bir takım şu seçim atlatması lazım. Bu büyük bir şey. Yani hakikaten hani yüzyılın seçimi deniliyor ama önemli bir seçim. Hani şimdi normal yollarda viraj aranır ama ovada, otobanda giderken viraj istenmez. Bu böyle bir şey. Ülkenin bir viraja girmemesi gerekiyor. Otobanda yürümesi lazım son hızla. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bu son dönemi kendisinde ifadesiyle kendisinin bu dönemde Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'nde mecliste milletvekili olarak yer alması lazım. Bu da hem bizim açımızdan hasta hem milletimizin hem devletimizin açısından önemli bir hadise. Şimdi baktığımda konuşmalarınızdan Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerinden de burada temsilciler aldığımda benzer şeyleri duydum. İşte Millet İttifakı kazanırsa işte savunma sanayindeki kazanımlar ilerleme duracak. İşte petrol bulunmaya başlandı. O aramalar devam etmeyecek. Eskisi gibi. İşte gaz bulundu. Yeni gaz kuyuları, işte mavi vatan tezleri çok arkasında duyulmayacak. Libya'dan çekeceğiz oradan buradan. Bu mümkün mü? Yani hani bir devletin bir işleyişi var. Bir devlette devamlılık esastır denir. İşte bürokratların önerileri olacak. Bir de
İşte bazıları seçimde bazı şeyleri oy toplamak için söyleyebilirler ama iktidara gelince işler değişebilir. Buna inanıyor musunuz gerçekten? Popülist söylemler olur. Seçim üstü olur. Söylemler olur. Volüm yükselir eleştiri yaparken. Ama en nihayetinde devletin yapısıyla karşılaşır. Yönetim girdiği zaman devletin adi politikaları vardır, menfaatleri vardır. Ama devleti borçlandıracağım diyor. 300 milyar dolar getireceğim diyor. Bunu bulabilmek için de muhtemelen IMF ile de görüşecek. Yatırım getireceğim diyor. Türkiye'nin 50-60 yılını ya borç parayla, borç almadan denk bütçeyle devlet yöneteceğim, belediye yöneteceğim diyemeyen bir siyasetçi, bir genel başkan, bir parti siyasi talip olmaması lazım. Adama da ya iktisatçı olmaya gerek yok, siyasetçi olmaya hiç gerek yok, akademisyen olmaya gerek yok. Borçla devleti herkes yürütür. Borçla bir işletme yürür, borçla bir belediye yürür. Geleceği düşünmek lazım. Ya kabiliyetleri yok, ya idealleri yok, ya ufukları yok, ya böyle bir becerileri yok. Adam diyor ki devleti borçlandıracağım. O zaman sen devleti borçlandıracaksan dışarıdan istediğin kişiyi getir. Bu makamı yerleştir. Zaten bürokratlar var. Devletin vergileri alacağı bu kadar, borcu bu kadar. Uygun faizle bir borç bulursun. Devleti yürütürsün. Peki gelecek nesiller ne olacak? 300 milyar dolar ne demek ya? 300 milyar dolar biz neyi eleştiriyoruz? Bugüne kadar 520 milyar dolar faiz borcu ödendi diye eleştiriyoruz. Sen 300 milyar dolar daha borç bulacaksın. Devleti borçlandıracaksın. Bu sunduğumuz şeyler pardon 30 maddelik şeyde mütabakatta şu var: belediyeler ve devlete denk bütçe istiyoruz. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Denk bütçe ne demek? Gelirin kadara giderin olacak kardeşim. Ne belediye ne devleti borçlandıramazsın. En ufak ilçe belediyenin borcu 100 milyondan, il belediyenin borcu da 1 milyardan başlıyor. Yatırım yapamıyorsun, yol açacaksın, trafiği rahatlatacaksın, kamulaştırma yapamıyorsun, para yok. O denk bütçenin içerisinde rahmetli Erbakan'ın iktidarda olduğu dönemdeki havuz sistemi de var mı yine? Evet, ya denk bütçe budur. Havuz sistemi demek denk bütçe, kamu tek hesabı demek. Devlet borç almadan, devleti borçlandırmadan idare etmek. Kabiliyet burada. Borçlanmadan, milleti, devleti borçlandırmadan devlet yönetmek, belediye yönetmek. Kabiliyet burada. Öbür türlü herkes siyasete soyunur. Yani şimdi şöyle, istisnasız muhalefet partilerine bir bakıyoruz. Herkes, kimisi düşük faizli borç bulacağım diyor. Kimisi yatırımcı bulacağım, kimisi borç para bulacağım diyor. Hiçbiri de denk bütçeyle devlet yöneteceğim diyemiyor. Siz o zaman bizim dışarıdan paraya ihtiyacımız yok. Kendi kaynaklarımızla denk bütçe yapabiliriz. İşte finansman aramaya gerek yok mu diyorsunuz yeniden? Aynen öyle. Biz geçmişte de bunu gösterdik. Necmettin Erbakan Hoca bunu gösterdi iktidarda. Yine bu böyle. Şimdi şöyle bir şey var. Paylaşımda bir adaletsizlik olursa, burada herkes zarar görür. Bakın devleti borçlandırdığınız zaman devleti borçlandırmakla kalmıyorsunuz. Sanayici borçlanıyor. Bu sefer sanayicinin fabrikasında çalışan işçi borçlanıyor. Esnaf borçlanıyor. Bütün bunlardan sonra köylüyü de borçlandırmak zorunda kalıyorsunuz. Peki devlet millet borçlandığı zaman ne olur? Bize Osmanlı'nın son dönemi aklımıza geliyor. Osmanlı'nın son dönemi 400 milyonla yıkıldı. Yani 1850 yıllardan Osmanlı 550 yıl hiç borç almadı. 1850 yılların Kırım Harbi'ni finanse etmek için bürokratlar gittiler, mukavele imzaladılar. Dış borç mukavelesini imzaladıkları gün İngiliz, Fransız gazeteleri manşet attılar. Şimdi diyor Osmanlı'nın bileklerine kelepçeler geçirdik. Sonradan borç ödemek için bir rivayete göre 18 kere borç mukavelesi imzaladılar. Borç ödemek için. Bu yüzden Sultan Abdülhamit iktidara geldiği zaman kucağında 300 milyon borç buldu 1876'da. Evet 30-33 milyona kadar indirdi ama peşinden gelen ithalatçılar 6 senede 400 milyona çıkardılar. Osmanlı'nın borçlarını çok uzun bir süre biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ödedik mecburen. Duyunum. Devamı olduğumuz için. Şimdi borç böyle. Gelecek nesiller siz 300 milyar daha borç bulursanız
2070'e kadar bu ülkenin geleceğini bağlarsınız. Ya kimse kusura bakmasın yani. Bu şekilde de devlet, millet, muhalefet de bu şekilde teslim edilemez. Peki diğer kazanımlar durur mu gerçekten sizi? Savunma sanayi, maalesef. Devleti borçlandırırsanız yatırım yapacak şey bulamazsınız. İşte apaçık söylüyor. Diyor ki Baykar'a dokunacağız diyor. SİHA'yı yapan, İHA'yı yapan, uçağı yapan, Kızıl Elma'yı yapan. Dokunacağım diyor. Dokunma kardeşim. Başkalarını da teşvik et. Hepsi çıksın. Onlar da yapsınlar. Devletin menfaatleri bu. Efendim aileye yakınmış, şuymuş, buymuş. Bu önemli değil ki. Keşke senin ailenden de olsa. Devlete böyle hizmet etse. Bu önemli değil. Zihniyeti, fikriyatı, düşüncesi, ideolojisi önemli değil. Bu millete, bu devlete, bu topraklara faydası var mı? Var. Ne olursa olsun. Irkı, dini, dil önemli değil. Yeter ki bu millete hizmet etsin. Sen şimdi yapanı sevmiyorsun, Sayın Cumhurbaşkanı sevmiyorsun diye akrabalarına düşman oluyorsun. Böyle bir dünya var mı ya? Peki en büyük fırtına, hani bu kadar ekonomi, işte dış politika bunlar önemliyken, sizin ittifakınızdan sonra işte vay efendim yeniden refahın bir 6284 müydü kadına yönelik şiddetin evet. önlenmesi yasası. Bir bu, bir İstanbul Sözleşmesi, en çok buradan. Yani öyle bir hava oldu ki, bu soruyu ben tartışıldığı şekilde sorayım. İşte evet. Yeniden Refah Partisi kadına şiddetin önünü açmayı, kadınlar dövülsün, işte haklarını arayamasın, nafaka alamasın mı istiyor? Siz ne istiyorsunuz bu noktada? Hayır. Yani şimdi bir defa şuna karşıyız. Avrupa Birliği'nin, Batı'nın bizim sosyal yaşamımıza, bizim dünyamıza dayattığı bir takım kanunlar ya da bir takım sosyal düzenlemeler, toplumsal düzenlemeler bize bugüne kadar hiçbir faydası olmadı, olmayacak da. Ya bu adamlarla ikili görüşmelerimizde, isterseniz diplomatlarıyla görüşün, siyasetçileri görüşün. Adamlar şunu söylüyor. 400 yıl sizinle savaştık. Aramızda kan davası, Hristiyan bile olsanız siz bizim diğer bileşenlerimiz gibi olamazsınız. Bunlar söylüyorlar. Bunlar milli politikaları bunlar. Siyasi söylemlerde bunu diplomatik dil kullandıklarına bakmayın siz. Asıl bu. Bugüne kadar ne bize dayattılar da bu toplumumuza faydası oldu? Ya biz kendi kurallarımızı yapabilecek kapasiteye sahibiz. Bu düşünceye, bu akla, bu IQ'ya sahibiz biz. Biz 1000 yıllık bir gelenekten geliyoruz bu topraklarda. Şimdi temel felsefe olarak buradan karşısınız ama karşıyız. Maddesel olarak nelere karşısınız orada yer alın? 62-84 mesela diyor ki kadının beyanı esastır. Ya peki bu toplum bir tek bayanlarımızdan mı oluşuyor? Erkekler de var. Peki efendim erkek... Geçen akşam bir yayında tam ona Özlem Şahin hatta Özlem Zengin diyor. Özlem Zengin tabanda millet arasında da işte başörtülü feminist diye anılıyor. AK Parti tabanında da sevmeyenler de var. Ama ön planda birisi grup başkan vekili. Şunu açıkladı. Dedi ki orada kadının beyanı esastır yazmıyor dedi. Mağdurun beyanı esas. Cinsiyet belirtilmiyor dedi. Öyle mi? O zaman sormak lazım. İçerisi bu beyanlarla dolu. 2,5 milyondan fazla baba evinden uzaklaştırılmış. Evinden uzaklaştırılmış. Kimisi intihar etmiş, kimisi dışarıda soğuktan donmuş, kimisi süresiz nafakalıktan dolayı süresiz nafaka denen bir kavram var. Evleniyor. Ne güzel. Düğün yapılıyor. Takı töreni düzenleniyor. Ondan sonra bir ay sonra boşanıyor hanımefendi. Hakim uygun buluyor. Boşuyor. Evlenmiyor da bu sefer erkek sürekli nafaka ödüyor. Süresi nafaka. Ömür boyu. Ömür boyu evlenmezse süresi nafaka. Bir hafta evli kalıp alanlar var. Alanlar var. Şimdi nafaka ödüyor, para ödüyor, evlenmiyor sevgilisiyle. Ev kocasına kocasından hanıma kalmış. Miras paylaşımı olmuş. Hanıma kalmış. Aynı evde dostuyla, arkadaşıyla sevgilisiyle kalıyor. Şimdi bu koca ne yapsın? Bir, şiddeti körüklüyorsun. İki, bir adaletsizlik var. Üç, şimdi sonuçta insan nefsi bu. İnsan yapısı, insan psikolojisi. Şimdi bütün bunlar devreye girdiği zaman kaos oluyor. Toplum
bozuluyor, aile yapısı bozuluyor. Ondan sonra insanların bir takım menfi duyguları kabarıyor, şiddet artıyor. Bunu önleyeceksin. Şimdi bunları nereye koyacağız biz? Evet, var mısınız kadına şiddeti önlemeye? Varsanız bunun kuralları var. Yani bunun kuralları var. Cezai müeyyideyi getir, artır cezai müeyyideyi. Yani sade bayan değil, bayana da şiddet yapılırsa, erkeğe de şiddet yapılırsa aynı şeyler yapacaksınız. Şimdi burada aslında toplumun temeline Avrupa Birliği bir dinamit yerleştirme sevdasında. Sosyal toplumu bozmak için. Daha açık konuşalım mı? Yani buradaki kastınız şu mu? Şimdi Avrupa'da yıllardır konuşuluyor. İnsanlar evlenmek istemiyor. Özgürce yaşıyor. Aşkını yaşıyor, sevgilisini yaşıyor. Aynı evde yaşıyor ama evlenip çocuk sorumluluğu almak istemiyor. Bizde de Avrupa Birliği'nin işte bazı kadın derneklerinin fonlaması, bu konuda işte feministleri ön plana çıkartması, baskı grupları oluşturması nihai amacının da işte bizde de aile yapısının işte çok çabuk dağılabilmesi, mevcut yasalarla, Avrupa'ya uygun yasalarla çok çabuk boşanılabilmesi, işte bazı ağır şartlardan dolayı da bu sorumluluk bazı erkekleri, gençleri korkutması, işte mümkün olduğunca bizde de evliliklerin önüne geçilmesi, mevcut evliliklerin de kolay yıkılarak aile yapısının dinamitlenmesi. Bunu mu hedefliyor Avrupa Birliği? Bunu da hedefliyor. Nüfusumuz artıyor. Nüfus artışını istemiyorlar. Avrupa'da nüfus geriliği var. Mesela Doğu Almanya ile Batı Almanya birleştiğinde hesap etmişler. Zannediyorum Batı Almanya nüfusu 60 milyondu. Yanlış hatırlamıyorsam 91'lerde falan. Duvar yıkılınca Berlin duvarı. 52 milyon evcil köpek var. Evinde beslenen köpek var. Sevgi köpeğe vermişler. Evet ver. Herkes bir hayvanı sever. Problemi yok. Ama çocuk sevgisi yok. Çocuk azalmış. Artmıyor. Göçmenler alıyorlar. Şunlar alıyor. İş gücünü artırmak için. Bütün Avrupa genelinde bu. Yaşlı Avrupa. Yani yok olmaya mahkum Avrupa. Bu bizi neye hatırlatıyor biliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu 1520. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. 13 milyon kilometrekare toprak var. Nüfusu 40 milyon. Müslüm gayrimüslim. 3 kıtada var. Abdülhamit 1909'da tahttan indirildiğinde işte 24 milyon kilometrekareden yine 13 milyon kilometrekareye toprak düşmüş. Nüfus 60 milyon. Ne demek bu? 400 senede bir kat nüfus artmamış. Bu yavaş yavaş nüfus azalması başka bir şey tetikler. Üretim azalır, ticaret azalır. Peşinden siz küresel güçlükten yavaş yavaş geriye doğru çekilirsiniz. Çin bunun için yükseliyor. Hindistan bunun için yükseliyor. 1,5 milyon, 1,5, 1,6 nüfusları var. Şimdi bizim nüfusumuz artıyor. Allah bu milletimizi bir kere daha küresel güç yapacak. Bu böyle gösteriyor. Bu sadece sosyolojik, psikolojik, ekonomik değil, coğrafi şartlar da tarihsel bir zorunluluktur bu. Uzun uzun anlatırız. Allah bu milleti tekrar yükseltecek dünya küresel ölçekte. Biz buna böyle inanıyoruz. Biz milli mücadeleden, Yunan Harbi'nden 13 milyon nüfusa çıktık. 2023, 100 yıl. Nüfusumuz Avrupa'daki vatandaşlarımızla beraber yuvarlak rakam 90 milyon. Tam 9 kat artmış. Osmanlı'da 400 senede bir kat artmayan nüfus, Türkiye Cumhuriyeti devletimizde 100 senede 9 kat artmış. Ama Osmanlı hep kıyım, savaştan savaşa sürekli insanlar şehit ola ola. Önemli değil. Savaşlarda verdiğiniz zayiat önemli. Muhaç Harbi'ni yapıyorsunuz. 650 yıl yaşamış Macar İmparatorluğu'nun 2,5 saatte bağımsızlığını sonlandırıyorsunuz. 300 şehit veriyorsunuz. Savaşta zayiat yok. Çıkartın ordu 50 bin 60 bin kişilik bir ordu. 300 şehit veriyorsunuz. Karşı tarafta evet 125 bin ölü var. Bu savaş nüfus azalmasına sebebiyet vermiyor. Artmasına sebebiyet verir. Bir ülke savaş görmüşse, bak bu sosyolojik bir hadisedir. Bir ülke savaş görmüşse o ülkenin nüfusa, genç nüfusu artar. Bu böyledir. Allah'ın adalet sıfatı gereği, dünyada nüfusun korunma sistemi gereği bu böyledir. Savaş ama, görmüş devletler nüfusları artar. Ama İkinci Dünya Savaşı sonrası Rusya'da hala kadın nüfus erkek nüfusun çok üzerinde. Bu önemli değil. Niye? Çünkü millet erkekleri kendisini, çok öldü. Millet kendisini vodka'ya vermiş. Ya, nüfus artmıyor. Aile çökmüş. Ama savaşta çok erkek kaybetmiş. Yani milyonlarca. Almanlar da çok kaybettiler. Doğru. Sadece Ruslar değil, Almanlar da çok kaybetti. Peki. Bu konuda anlaşıldı o zaman. Bu 30 maddelik sizin
sunduğunuz şeylerde önemli gördüğünüz başka neler vardı? İşte Avrupa Birliği'nin dayattığı yasalar dedik, ekonomiyi konuştuk. Başka neler vardı bu 30 maddede önemli gördüğünüz? Denk bütçeleri söyledik. Evet. Hem belediyede hem de işte yerelde, tarımda, tarımın desteklenmesi, kotaların kaldırılması, akaryakıt fiyatı, elektrik fiyatlarının işte faizlerin silinmesi, ana borçların mutlaka 30 maddenin çoğunluğu da ekonomiyle ilgiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Ekonomiyle ilgili. 62-84'ün biz 62-84'ün tamamını demedik ha. Yani topluma aykırı olan maddelerin ayıklanması lazım. Bu kabul gördü bu. Tamam dedi. Özlem Hanım zannediyorum bunlardan haberdar değil. Görüşmeleri olmadığı için psikolojik zannediyorum bir takım açıklamalar var. Ya ben şunu da çok merak ediyorum Nail Bey. Okumalarını tavsiye ederiz Özlem Hanım. Yeni dönemde Özlem Hanım'ın pozisyonunu çok merak ediyorum açıkçası. Koruyabilecek mi? Çünkü sizin ittifaka katılmanızdan önce de AK Parti içinde de işte ben seçim süreci olmadan da tabandan ciddi tepkiler alan bazı isimler var AK Parti içinde bayanlardan. Evet, evet. Bu kadın milletvekillerinden bayan deyince de kızıyorlar artık. Dolayısıyla orada bir ekip var. İşte kadem vesaire. Bunlar ciddi eleştiri alıyorlar. Bakalım onlar şeyini koruyabilecekler mi güçlerini. Çünkü zaman zaman biz de duyuyoruz. Yani avukat arkadaşlar anlatıyor. Diyor ki bir de Semra Hanım vardı galiba ya da Sema Hanım. O da avukat. Bir kadın avukat ama bu yasanın ne kadar yanlış olduğunu yıllardır savunuyor. Sema Maraş'ta zannediyorum. Galiba. O da anlatıyor ama ben kendim Bursa'daki avukatlık yapan arkadaşlardan duydum. Diyor ki kadın diyor hep öyle değildir tenzih edelim ama perdeleri ya da koltukları değiştirmek istiyor diyor. Adam kabul etmiyor diyor. Arıyor hocam beni de övdü diyor. Adam direkt bir ay uzaklaştırma alıyor diyor. Tabii. Şimdi diyor mahalle kültürünün olduğu yerlerde, taşrada, ilçelerde adam kahveye gidiyor diyor akşam. Ya sen de adam mısın daha eve giremiyorsun diyorlar. Bir iki adamın dönüyor diyor gidiyor kadını diyor ya vuruyor ya darp ediyor diyor. Bu da şiddeti arttırıyor diyor. Bu yasa aksine diyor kadına şiddeti arttırıyor diye o tezi savunan avukatlar da duydum ben. Ve bir de şu söyleniyor. Bu tür yasalar genelde asıl mağdurlardan ziyade fırsatçıların kullanımına yol açıyor. Çünkü hep şu söylenir. İşte terör yasalarını ağırlaştıralım vesaire. Şimdi adam öldürmek suç mu suç? Terörün cezası ağır mı var? Terörist vazgeçiyor mu? Gene eylemini yapıyor yani. Terörist çünkü adam yani. Onu kafaya koymuş. Sizin oradaki cezanın yaptırımı idam da olsa şey de olsa zaten çatışmada ölüyor adam yani. Onu yapıyor. Aynı şekilde işte insan vurmak suç. Kadın da olsa erkek de olsa. İşte o an dönen ya da işte mafyatik tipler dediğimiz adamlar vuruyor. Dolayısıyla siz kadına şiddete işte bir kadın vurmanın, öldürmenin cezasını arttırsanız da onu yapacak adam yine yapıyor. Şimdi ama bu sefer daha ortada olan kişiler küçük tartışmalarda bile işler büyüyebiliyor. O az önce bahsettiğim kadın avukat Sema Hanım'ın bir paylaşımı vardı. Diyor ki işte araştırmışlar. İşte atıyorum 800 bin erkek evden uzaklaştırılmış bir ay, üç ay arası duruma göre. Bunların diyor %70-80'i dönmüyor diyor bir daha. Adam diyor bir ay gidiyor diyor orada yatıyor, burada yatıyor. Sığıntı gibi yani bir erkeğin kurulu düzenden birden dışarıda kalması da zor. Sonrasında diyor adam bir düzeni kuruyor, bundan sonra da dönmüyor. Şimdi o şımarıklık yapan kadınlar kocam ne olur geri dönsün diyorlar diye de bir paylaşım yapmıştı. Cihaz Bey, sizin kendi milli politikalarınız olacak. Dışarıdan ithal değil de kendi toplumumuzun inancına, dinamiklerine, geleneklerine, yapısına uygun, adalete uygun caydırıcı cezalar getireceksiniz. İnsan ömrü, insan yaşamı kutsal. Siz buna dokunamazsınız. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse dokunamaz. Allah alır, Allah veriyor, Allah alır. Onun dışına bir müdahale söz konusu olursa en ağır caydırıcı olması lazım. Şimdi şöyle, bir takım baskı grupları var. Bazen vekiller yani ilgili siyasi kraldan çok kralcı oluyorlar, kesiliyorlar. Belki kendisi de bu düşüncelere inanmıyor. Ama mahalle baskısı, toplum baskısı, dernek baskısı, yurt dışındaki bir takım lobilerin baskısı insanı etkiliyor. Bakın Osmanlı'da sadece bir örnek vereyim ne yapmışlar. Şer'i hukukta mal edilme hakkı var. Ama örfi gelenek, örfi devlet bir kanun geliştirmiş. Demiş ki kanunen
Osmanlı mülkünde değirmenciler tavuk besleyemez. Demişler ki neden? Bir dönem böyle demişler. Sebep? Demişler ki eğer değirmencilerin tavukları varsa, millet zahiresini, arpasını, buğdayını, mısırını getirirse, değirmencilerin de tavukları varsa, değirmencilerin tavukları gelen malın bir tane arpa tanesini, buğday tanesini, mısır tanesini tırtıklarsa, değirmenci kul hakkına, mal sahibi hak gaspına uğrar. Bunun için kanunen tavuk besleyemezsiniz. Demiş ki bir horoz beslemenize müsaade var namaz vakitten öğrenmek için. Devlet oturmuş, düşünmüş, demiş ki günaha gidecek olan yolları kapatmış. Kapattıktan sonra cezayı koymuş. Şimdi bunu oturacaksınız devlet aklıyla. Devleti kim yönetiyorsa oturacak. Önce buna bir çeki düzen verecek. Ondan sonra da peşinden caydırıcı ceza getirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde idam var. Bizde vatana ihanet edenler var. Vatana silah çekenler var. Toprağı parçalamaya çalışanlar var. Askerimize, polisimize kurşun atanlar var. Cezaevi sayıları yetmiyor. Artırıyoruz, içeride barındırıyoruz. Nasıl olacak? Caydırıcı ceza değil ki bu. Nasıl yapacağız? Öbür taraftan haksız yere bir siyasetçi vuruluyor. Ya da bir akademisyen vuruluyor. Ya da bir vatandaş vuruluyor. Haksız yere. Canı sıkılmış, çekmiş, vurmuş. Ölmüş. Allah rahmet eylesin. Yani bu mudur? 15-20 yıl yatıracaksınız. Bilemez 30 yıl yatıracaksınız. Şimdi adalet sağlanmış mı oldu? Öbür taraftan başka başka suçlar içinde. Ama nüfus arttıkça cezaevi sayıları da artacak. Demek ıslah edemiyoruz. Burada bir sorun var. Bunları oturup düşünmemiz lazım. Yani yurt içinde suç işleyenle devletimize, milletimize, askerimize silah çeken, şehit eden nasıl olacak yani? Bunlara bir çözüm getirmemiz lazım değil mi? Konuşacak çok mesele var aslında da. Tabii bunlar hukukçularımız. Yani Kenan Evren'in asma yolunda besleyelim mi konusuna geliyor sanki. Kenan Evren olayı bizde, Kenan Evren tabii apayrı bir konu. Yani hiçbir darbeyi tasvip etmemiz mümkün değil. Onları da tasvip etmiyoruz da zaten. Hani yanlışlıkları. Ama yani oturup Amerika Birleşik Devletleri kendi hainlerini bulup ne yaptığını biliyoruz. Haksız yere adam öldürenleri nasıl zehirlediklerini, nasıl öldürdüklerini, nasıl infaz ettiklerini görüyoruz. Biz ne yapıyoruz? Avrupa Birliği'nin psikolojik baskılarıyla, bir takım düzenlemeleriyle kusursuz görüyoruz. Alıyoruz, başımızın üstünde yerleri var diyoruz. Onlar bunu yapmışlarsa medeni devlet, maddi olarak zirveye çıkmışlar. Biz böyle görüyoruz en azından. Görenler var. Biz görmüyoruz ama görenler var. Ama Tanzimat'tan beri de böyle galiba bu düşünce. Şimdi Tanzimat'tan beri 1838-1839'dan beri bu böyle var. Bu batılaşma serüveni süreci 40'lı yıllara kadar 1950 yılına kadar böyle devam ettiğinde düşünenlerdenim ben. Hata yapıyor olabilirim. Sürekli artmış. 1950'den sonra milli politikalarımıza yavaş yavaş dönmeye başlamışız. Bundan sonra da böyle devam edecektir inşallah. Peki şimdi ittifak içine gelelim yine. Orada da şimdi yıllardır şunları duyuyoruz. Milli görüşçülere hitaben. İşte rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı. Ne diyordu? Taksim'e cami yapacağım diyordu. Ne diyordu? Ayasofya'yı açacağım diyordu. Ne diyordu? İşte Azerbaycan, işte Türkiye Cumhuriyetlere sahip çıktı. Bunların hepsini Erdoğan yaptı kardeşim. Zaten hani milli görüşün istediği her şeyi yaptı. Dolayısıyla hani siz neyini beğenmiyorsunuz diye o zaman Saadet'e söyleniyordu. Şimdi artık siz de bir milli görüşün partisi olarak ittifaktasınız. İstediği her şey yapıldı değil. İşte neleri yapamadı ya da siz değil. Neleri yapmasını istiyorsunuz? Yani biz açıkçası şunu istiyoruz. Sadece bunlar değil. Sadece bunlar bir şey değil. Taksim'e cami yaparsınız. Tamam problem yok. Ayasofya'yı açarsınız. Sorun yok. Ama milletimizin karnını doyurmuyor. Milletimiz muasır medeniyet seviyesine ulaştırmıyor. Bunlar giden yolda adımlar. Güzel. Türkiye Cumhuriyeti'yle yakınlaşıyoruz. Şu anda ülkenin şu andaki milli politikalar bizim de savunduğumuz milli politikalarımız. Örtüşüyor. Çünkü bir devletin politikaları hakikaten millidir. Bunda bir sorun yok. Başta Irak Harbi'ne, Suriye Harbi'ne, Amerikalıların yanında bulunmasına biz karşı çıktık, eleştirdik. Gene karşı çıkarız. Sorun yok. Ama şu andaki mevcut durumun bu şekilde idare edilmesi, götürülmesi lazım.
Evet, Türkiye Cumhuriyetleri'de bir yakınlaşma var. Ama Avrupa Birliği'ne girme sevdasından vazgeçmemiz gerektiğine inanlardanız. Savunma sahnenin yükselmesine ihtiyacımız var. Mesela siz iktidarda olsanız, biz Avrupa Birliği, hani rahmetli Erbakan hep Hristiyan kulübü derdi. Biz Avrupa Birliği'ne kardeşim girmek gibi bir hedefimiz artık yok diye bir açıklama yapar mısınız iktidara gelirseniz? İki, işte İncirlik gibi Amerikan üslerini kapatıp NATO adı altındaki bütün şeyleri ülke dışına çıkarır mısınız? Yok, yani NATO ile alakalı biz NATO'dayız. NATO'da menfaatlerimiz varsa durma, NATO'da kalırsınız. Ama İncirlik gibi geçmişte PKK'ya, PYD'ye, teröriste hizmet etmiş olan bir kurumu biz kaldırırız. Kürecik'te İsrail'i koruyan, muhtemelen İran füzelerinden İsrail'i koruyan Kürecik, Malatya'daki Kürecik'te üstü kapatırız. Bize ne kardeşim? İsrail'i biz mi koruyacağız? Adam her türlü melaneti yapıyor, Müslümanlara eziyet yapıyor. Asıl hedefi Türkiye'yi parçalamak, Irak ve Suriye'den sonra İran ve Türkiye'yi parçalamak. Biz bunları bildiğimiz halde Knesset, İsrail parlamentosuna yazmış. İsrail'in sınırları Nil ile Fırat arasındadır. Bunu giden bizim parlamenterler, siyasetçiler bunu gördü, görüyor, biliyor. Görmeye de gerek yok. Tekvin bölümü ayet 18. Muharref Tevrat'ta yazıyor. Okusunlar, baksınlar. Nil ile Fırat arasındaki devletleri kendi vaat edilmiş topraklar olarak görüyor. Bunlar şu an İsrail'e tekrar yakınlaşmaya da karşısın. Karşıyız. Anlaşamadığınız bir konu karşıyız. Bu Kudüs'ten çekilsin. Birleşmiş Milletler'in bütün kararlarına uysun. Ondan sonra oturup konuşalım. İşgalci bir devlet, terörist bir devlet, Siyonist bir devlet. Çıban başı gibi Müslümanların kalbine yerleştirdiler. Maalesef o günden bu yana Orta Doğu'da huzur yok. Peki milli politikalara döndü dediğiniz iktidar o zaman, mesela İncirli'yi niye kapatmıyor? Küreci niye kapatmıyor? Neden kapatamıyor? Ya da şimdi, güç mü yok? Avrupa Birliği şimdi şöyle, bu bir irade lazım. İrade lazım. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız mevcut kadrolarıyla belki bunu yapabilecek durumda değil. Eminim o da istiyordur. Çünkü anlaşıldı ki bir FETÖ darbesiyle hem dışarıdan seçimle yapamadıklarını bir darbeyle yapmak istediler. Anlaşıldı ki hem devlete hem Sayın Cumhurbaşkanı bir müdahale söz konusu. Bu da batıdan. Bu da iplerin atıldığını gösteriyor. İşte savunma sanayisinde bize bazı alanlarda ambargo uyguluyorlar. F-35'lerin verilmemesi gibi. Müşterek yapıdan çıkartılması gibi. Bu kadar mevzu üzerine S-400 konusu vesaire, biz hala İncirli'yi niye kapatamıyoruz? Ben de açıkçası merak ediyorum. Hatta 15 Temmuz şimdi gecesinde İncirli'nin NATO, aktif kullanıldığı iddiası var. NATO baskısı var. NATO'dasınız siz. NATO baskısı var. Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan siz Suriye'den kuşatıyor. Suriye'den, Irak'tan kuşatıyor. İşte Akdeniz'den böyle kuşatıyor. Şimdi bütün bunları devlet oturur düşünür. Artısı nedir, eksisi nedir? Zamanı ne zamandır? Ona göre. Size şöyle bir şey söyleyeyim Cihat Bey. Muazzam projeler vardır. Kusursuz. Teoride de pratikte uygulanan projeler vardır. Masa üstünde durur. Bu projelere uygun lider gelinceye kadar 100 yıl, 200 yıl o projeler bekler. O büyüklükte, o kapasiteye sahip lider beklenir. Mesela D8 İslam Birliği projesi, büyük bir pazar projesi vardı. Necmettin Erbakan Hoca geldiği zaman devlet politikası haline sokuldu. Çünkü ona uygun lider oydu. Size şunu ifade edeyim. Ama AK Parti döneminde o çok devam etmedi. Avrupa, AK Parti kendi müktesebatını o zaman Avrupa Birliği'nin yanında gördü. Biz işte Erbakan Hoca'ya bunun için müdahale edildi küresel çapta. Bize de müdahale edilir muhtemelen. Bilinç altında bu. Bizi iktidar yapmazlar. Yapmazlar. O zaman asker de belki, güçlü, etkili siyasette. Konjektüre şartlar belki uygun değildi. Ama biz hala bu 30 maddenin içerisinde D8'in canlandırılması, Türkiye Cumhuriyeti'nde D8'de canlandırılması ve D60'ın kurulması şekliyle. Avrupa Birliği 2000 yıldır Hristiyanlar Avrupa Birliği'ni kurmaya çalıştılar. Kurmuşlar. 50'lerden bu yana. Peki biz 58 tane İslam ülkesi var. Türkiye Cumhuriyetleri var. Büyük bir pazar. Batı'nın ürettiği bütün mallar bu pazarda satılıyor. Avrupa Birliği'nin nüfusu 425 milyon. 28 ülke entegre olmuş. Ama çoğunun eleştirdiğimiz Batı ile ilişkisi bizden daha iyi o İslam ülkelerinin. Bu önemli değil. Hani Afganistan, Pakistan, Katar, hani 3-5 tane sayarım, ayırırım. Bu önemli, ama bu önemli değil. Önemli değil.
Siz bir siyasi birlik kurarsanız bir pazar oluşturursunuz. Avrupa'nın, Çin'in, Batı'nın ürettiği bütün mallar bu pazarda satılıyor. Şimdi bakın nüfus büyük bir güç. Çin bu yüzden yükseliyor. Hindistan bu yüzden yükseliyor. Rusların derdi ne? Büyük bir coğrafya. 142 milyon nüfusları var. Çoğu yeri boş. Boş. Avrupa, Çinliler büyük arazileri kiralıyorlar. Şimdi bakın Avrupa'nın nüfusu 425 milyon. 28 ülke entegre olmuş. Amerika Birleşik Devletleri nüfusu 325 milyon. Bizi 86 milyon nüfusla küresel güç yapmazlar. Dünyada 27 milyon takribi asker sayısı var. Amerikalıların 2006 tahlili, son tahlili şimdi düştü. 1 milyon 800 bin Rusların 1 milyon 600 bin askerleri var. Bütün Avrupa Birliği 1 milyon 100 bin asker çıkartabiliyor. 28 ülke. Bunların da 60-70 bini savaşçı. Diğeri geri hizmet. Çin'in 3,5 milyon askeri var. Hindistan'ın 2,5 milyon askeri var. Sadece Kuzey Kore'nin 1 milyon 250 bin civarında askeri var. Bizim asker sayımız ne kadar? 470 bin, binemiz 500 bin yani son şeylerle beraber. 500 bin. 1 milyondan düştü profesyonele geçişle beraber. Şimdi asker sayımızda küresel ölçekte mücadele etmemize teknoloji yapımızda müsait değil. Eğer biz bir pazar oluşturursak, bütün İslam ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri, bir, Rusya'yı güneyden kuşatıyorsunuz, Çin'i kuşatıyorsunuz, Hindistan'ı kuşatıyorsunuz, yetmez. Afrika'da varsınız, Asya'da varsınız, Balkanlar'da varsınız, Kuzey'de varsınız, Doğu'da varsınız. Su yollarını kontrol ediyorsunuz, pazarı kontrol ediyorsunuz. Bu da yetmez. Geçiş koridorlarını, enerji kaynaklarını kontrol ediyorsunuz, ticaret merkezlerini kontrol ediyorsunuz. Peşinden bir ortak para birimine geçtiğinizi düşünün. Dolar ve euroyu kullanmazsanız TL'ye geçtiğinizi düşünün. Ortak para birimi. Muhabir bankayı kurduğunuzu düşünün. Bugün dünyanın neresine para gönderirsiniz? Gönderin. Siyonist Yahudileri haraç ödemeden, havale masrafı ödemeden para gönderemiyorsunuz. Kendi muhabir bankanızı kurduğunuzu düşünün. Kendi ticaretinizi batıya res çektiğiniz zaman arkanızda ayrı bir bahçeniz olacak sizin. Siz 2 milyar nüfus bir savaş anında 100 milyon asker çıkartırsınız. Biz Orta Doğu coğrafyasında 1. Dünya Harbi'nde İngilizler sömürgelerden Hicaz bölgesine 1 milyon asker indirdiler. Bizim 35 bin askerimiz vardı. Dayanamadık. Geri çekildik. Şunu söyleyecektim biraz önce. Projeler muazzam projelerdir. Durur. Ona uygun lider lazım. Haçlılar 1096 yılında 600 bin kişilik bir orduyla Kudüs'ü kurtarmak için sözde Müslümanlardan Paris'ten yola çıktılar. Anadolu üzerinden çıktılar. O zaman kılıç arslanları vardı. Vur kaç sistemiyle. Çünkü mücadele edecek bir güçleri yoktu. Bu ordu 3 sene sonra Kudüs'e 100 bin kişi kalarak girdiler. Vardiya sistemiyle Müslüman Yahudi kestiler. 6 gün vardiya sistemiyle insanların kollarını bir tarafa, gövdelerini bir tarafa, ayaklarını, başlarını bir tarafa piramit yapıyorlardı. Bazı yerden ağızların diyor, bunu yazan bir kardinal Vatikan'da. O zaman savaş ordu Haç doğusunda bulunmuş. Bazı yerlere diyor atların ağızlıklarına kadar diyor kan akıyordu. 33 tane İslam devleti olmasına rağmen 88 sene Müslümanlar Haçlılardan Kudüs'ü alamadılar. 88 yıl. Büyük bir proje. İslam birliğinin oluşması lazım. Ama kime nasip oldu? 25 yaşına kadar ilim tahsil etmiş. Selahaddin Eyyubi Mısır'a gitti, geldi. Savaşçı oldu. Bir iş yaptı. 33 tane Müslüman devletini, 4 tane Türk Atabeyliğini Şam'da bir araya getirdi. Şam deklarasyonu yanladı 1183 yılında. Tarihte ilk defa İslam Birliği'ni Selahaddin Eyyubi kurdu. 4 sene sonra 88'de Tabiriye Gölü yakınlarında Hittin Savaşı'nda Haçlıları, Tapınak Şövalyelerini yendi. 3 ay sonra Kudüs'ü fethetti. Ve Haçlıları Kıbrıs'a, Malta'ya, işte Fransa'ya geri yolladı. Neymiş? Uygun büyük projeye büyük bir lider lazım. O çapta büyük bir lider lazım. Selahaddin Eyyubi. Ondan önce Nurettin Zengi, zenginlerin son sultanı yapmaya çalıştı, yapamadı. Yani şimdi bugün, bunlar... bugün de böyledir. Uygun bir lider lazımdı. Buna da biz Fatih Erbakan, Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'in bunu uygulayacağını inananlardanız. Neden bunu söylüyorum ben? Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey bir başbakanın oğlu. Bir babasının zekasını almış. Muazzam. Bunu görürsünüz konuşmasından, hareketlerinden, okullarından. Elektrik elektronik mühendisi, doktorası var. Bir başbakan rahle tedrisinden, bir ilim, bilim adamı, siyaset adamı, bir başbakanın evladı.
aynı yoldan gittiğini gösteriyor zaten böyle. Söyledikleri tamamen milli politika. Şimdi henüz daha yaşı 44. Allah hayırlı uzun ömür verirse siyasette 35-40 yılı var. Şu seçimler öyle önemli seçimler ki 5-6 tane siyasi aktörün devre dışı kalacağı bir döneme giriyoruz. Birçok siyasi partinin genel başkanı devre dışı ama yaş haddinden. Ama siyasi kariyerlerin bittiğinden ne derseniz deyin. Yeni bir jenerasyon, yeni bir yapı, yeni bir anlayış, yeni bir karakterler ve liderler ortaya çıkacak. Fatih Erbakan Bey bundan sonra bu ülkenin inşallah hem küresel bazda hem de yerel bazda inşallah dünyada kendisine söz ettirecek bir lider potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Bunu da inşallah hep beraber şahit olacağız. İşte bu anlattığınız konular çok uzun uzun konuşulması gereken konular. Evet. Benim de sevdiğim konular. Ama işte vakit ilerliyor. Tabii. Gündem seçim. Yoksa hani şu soruyu sorarım. Selahattin Eyyubi eyvallah çok büyük bir iş ama işte şimdiki İslam dünyasına bakıyoruz hep Batı'nın devşirmesi idarecilerle bu ne kadar mümkün? Onları da bir başka zaman evet, konuşuruz. Evet. Seçime gelelim tekrar. Şimdi biz normalde tabii daha çok Bursa'yı konuşmak istiyoruz ama konuk genel başkan yardımcısı olunca genel siyaset gidiyor. Şimdi teşkilat başkanısınız da aynı zamanda. Listeleri neye göre yaptınız? Şimdi teşkilat başkanına bunu da sorarız. Hem Ankara yönü hem Bursa yönü. Ve ne kadar güveniyorsunuz listenize? Nasıl bir liste çıktığını düşünüyorsunuz? Tabii yani 4 seneyi aşkın bir siyasi partiyiz. 2018'de kurulduk. 81-973 ilçede merkez ilçelerle beraber 973 ilçemiz var. Teşkilatlarımızı kurduk. Hanım kolları, gençlik kolları, ana teşkilat. Buna mukabil 50.300 kusur tane mahalle ve köye sahip ülkemiz. 31.000 civarında da mahalle başkanlarımızı atamış olan bir teşkilatız. 300.000 civarında kayıt üyemiz var. Şimdi bu kadar muazzam kısa sürede bir yapı. 87 seçim bölgesinde adaylarımızı çıkardık. Her yerde adaylarımızı çıkardık. Tabii heyecanlı bir teşkilatımız var. Genç bir yapıya sahibiz. Genel başkan genç olunca teşkilata görev alanlar da genelde genç oluyor. Bu da iyi bir şey. Bu listeleri de tabii o ilin yapısına, karakterine, demografik yapısına bunlara bakarak biz listelere kıymetli genel başkanımız iradesiyle sıralama yapıldı. Ve bir, bugüne kadar da bir problem yaşamadık inşallah. Yani genel merkez belirledi listeyi. Ya teşkilatlarımız şöyle. Teşkilatlarımızda biz temayül yoklamaları yapıyoruz. Teşkilatlarımız temayül yoklamayı yaptıktan sonra bize gönderiyorlar. Biz de orada bakıyoruz. CV'leri var. Teşkilat kimi görmek istemiş? Hangi sırada kimi görmek istemiş? Teşkilatın etkisi oldu mu? Ve teşkilat listeden memnun oldu mu sonra? Teşkilatlarımızın istekleri %90. %90 civarında oldu. Çünkü kimle çalışmak istiyorsa teşkilatımız onu dikkate almak zorunda kalırsınız. Ama bir genel merkez, bir genel başkana %10 bir değişiklik hakkı vardır her zaman. Yani bu çok normal. Hepsinde hakkı vardır. Tamamen ters yüz etme hakkı vardır ama şimdi %10'la kalsa %100 ters edilen listeler biliyoruz. Evet. Temayülden ya da siyasi geleneğine göre kimisinde temayül, kimisinde ön seçim yapılıyor. Birinci çıkanın listeye giremediklerini biliyoruz. Oluyor siyasette. Bunları duyuyoruz. Peki Bursa'da beklentiniz, dolaşıyorsunuz, sahada yeni bir partisiniz ya da ilk seçime giriyorsunuz anlamında söyleyelim yeniliği 4 sene olmuş. 4 sene de yeni sayılır. Vatandaştan nasıl bir teveccüh görüyorsunuz ya da görüyor musunuz ve hedef ne? Bursa'da beklenti kaç vekil? Tabii şimdi hakikaten seçim atmosferine girmeden, araziye çıkmadan önce tabii ilk seçimimiz bu. Yeniden Refah Partisi olarak ilk defa seçime giriyoruz. Geçmişte çok seçim yaşadık da. Bir de en tantanalı, en sıkışık seçim. Yani en keskin, hatların keskinleştiği bir seçime giriyoruz. Ama araziye bir çıktık. Yani bir teveccühün olduğunu biliyorduk ama bu kadar da Refah Partisi'ne teveccüh olduğunu hakikaten çok samimi duygularla söylüyorum. Bu kadar da beklemiyorduk açıkçası. Yani rahmetli Erbakan dönemindeki o 90'ların tabanı mı diyorsunuz? Onu diyorum ama Erbakan Hoca'nın isminden dolayı ama genel başkanımız onun evladı olduğundan, yolundan gittiğinden dolayı ama gençliğinden dolayı ama ne derseniz deyin ama savunduklarından dolayı ama duruşundan, muhalefet yapısından dolayı ya da tüm bileşenlerden dolayı bir makez buldu, bir sonuç çıktı ortaya. Bir bakıyorsunuz çok enteresan. Yani onun için diyorum ki her siyasi partinin tabanından
oy alabilecek durumdayız. Kişiliği rencide edici, kişiliği hedef alıcı kim olursa olsun bir muhalefet yapmıyor genel başkanımız. Fıtrata uygun, insan yaratılışına uygun bir muhalefet yapıyor. Bu da karşılık buluyor herkesten. Ya girmediğimiz kahvehane kalmıyor, esnaf kalmıyor, kafe kalmıyor. Tabiri caizse birhane kalmıyor, hepsine giriyoruz. Bir kişiden dahi tepki görmüş değiliz. Peki niye Cumhur İttifakı'na girdiniz ya da niye Millet İttifakı'na girmediniz diye bir tepki, destek ya da iyi oldu girdiniz? Daha çok nasıl tepki? Şu oldu, yani tek başına girseydiniz diyenleri görüyoruz biz. Tek başına girdi. Yani iki ittifaka da yakıştıramadılar. Tabii, tek başına da girseydiniz olurdu diyenleri var. Niye Millet İttifakı'nda yer almadınız diyeni görmedik bugüne kadar. Biz, en azından bize rastlamadı ya da bize söylemiyorlar. Niye Cumhur'da oldunuz diyen oldu mu? Şöyle dediler, niye tek başına girmediniz? Yani oraya girmeyi eleştirme değil de tabii, ayrı girseydiniz. Niye tek başına girmediniz? Şimdi onlara da tabii söylüyoruz vatandaşımıza. Yani biz ayrı parti olarak giriyoruz. Ayrı amblemle giriyoruz. Ama ilk turda biz, ilk tur, ikinci tur her neyse ki ilk turda seçileceğine inanıyoruz biz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a inşallah biz seçeceğiz. İkinci tura bırakmadan. Ama bunun karşılığında da yeniden Refah Partisi'nin meclise girmesi lazım. Zaten Cumhurbaşkanımızın da ifadeleri bu. Yani bu dönemde Refah Partisi'ni mutlaka mecliste görmek istiyoruz. Şöyle özetlenebilir mi Naim Bey? Yani baktığımızda sistem öyle bir yere geldi ki. Şimdi şunu kabul edelim. İki büyük blok var. CHP ve AK Parti. Cumhurbaşkanı da bu ikisinin adayından birisi olacak kesin. Evet. Şimdi diğer partilere de mecburen ya onu destekliyorum ya bunu destekliyorum açıklaması yapması gerekiyor. Çünkü kendisinin kazanamayacağı belli. Yani mesela Fatih Erbakan girse belki %3 belki %5 alacaktı ama ikinci tura kalamayacaktı. Hadi o zaman açıklamadı. Bu sefer ikinci tur için açıklama yapmak zorunda kalacaktı. Bu sefer sizin gibi o pozisyondaki partilerin hepsi de şunu düşünebilir. Kardeşim ben eninde sonunda birini destekleyeceksem bari ittifaka da gireyim. %7 barajına takılmayayım boşuna. Çünkü ciddi manada baraja takılır mı sorusuyla oy vermekten çekinen insanlar da oluyor bu tarz partilere. İşte bu da var. İttifaka dahil olduğunuzda baraj sıfırlanıyor. Daha fazla oy alma imkanınız var. Öbür türlü diyelim 4,5-5 milyon oyla milletvekili çıkartabilirken böyle 3,5 milyon oyla da 3 milyon oyla da milletvekili çıkartabilme olasılığına sahip oluyorsunuz. Tam o noktada beklenti demiştim. Bursa ve Türkiye genelinde. Beklentimiz şu. Halkımızın bu teveccühüne bakarsanız dersiniz ki iki taraftan da toplam 5-10 tane vekil çıkartırsınız. Ama tabii geleceğe yönelik bir tahminde bulunma mümkünatımız yok. Geleceği Allah biliyor. Vatandaşımızın teveccühü böyle devam ederse, bu teveccühü sandığa da yansırsa hakikaten iyi bir oy alacağımızı, vekil çıkartacağımızı inanıyoruz. Ama tabii seçim atmosferi, sandık atmosferi, insan mühürü alıyor, seçim pusulasını alıyor, perdenin arkasına giriyor. O ana kadar seçmenimiz yani fikirde değiştirebilir. Bunları da biliyoruz. Ama sayı tahmini vermek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Sayı tahmini veremiyorsunuz ki. Diyoruz ki iki bölgeden de 5-10 tane vekil çıkartırız hesabı yapıyoruz biz. Ama diğer siyasi partiler de aynı şeyi söylüyorlar. Biz, ben bunu neye göre söylüyorum? Ben bunu araziye bakarak söylüyorum. Halkımızın teveccühüne bakarak söylüyorum. Ama biraz şu da var. Vatandaş her gelene de tamam size vereceğim de diyebiliyor. Kimisi hatta bir an evvel artık demiyor. Demiyor mu? Yok artık demiyor. Artık yani öyle bir keskinleşti ki hele son haftaya giriyoruz. Saflar sıkı diyorsun. Tabii tabii son haftaya giriyoruz. Öyle kararsızların da öyle yüksek miktarda olduğunu hiç düşünmüyorum ben. Kararsızlar da aslında kendilerine bir zihinlerinde nereye oy vereceklerini netleştirmiştir. Cumhurbaşkanlığında birinci tur kesinlikle birinci turda mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan alacak diyorsunuz beklentiniz o yönde. Evet. Milletvekili sayısı veremiyorsunuz. Grup kurma noktasında ben 100'ün üzerinde milletvekili parlamentoya sokacağımıza inananlardanım. Türkiye çapında. Ama en kötüsüyle grup kuracağız diyorsunuz. Yani 20'nin üzeri. Tabii üzeri yani öyle görünüyor. Atmosfer bu. Yapı bu. Biz tabii teşkilat başkanı olmamız hasebiyle ben bütün illeri biliyorum, bütün bölgeleri biliyorum. Hakkari'den ta Edirne'ye kadar, bir taraftan Artvin'den, Ardahan'dan ta Muğla'ya kadar her tarafı bir yıl içinde dolaştığımız, gezdiğimiz, vatandaşla görüştüğümüz, teşkilatlarımızın yapısını biliyoruz. Biz bunları görüyoruz.
Yani bunda bunu çok doğal, çok buna inanarak söylüyorum. Yani 20'nin üzerinde en az zaten grup kurabilecek bir şekilde bu görünüyor bu. Ama dediğim şey şu, bu kadar teveccüh bu partiyi çok yüksek miktarda bir sandalyeye mecliste milletvekili oturtur. Ama işte son anda da bazı şeyleri de söyleyebiliyorum. Yani nasıl bu? Son an, son 3-4 gün artık seçmenin kafasında şey netleşir. Yani kapılar kapanır diyelim. Algılar kapanır. Algılar kapanır veriyorum. Çünkü her akşam haber izleniyor. Her akşam bir şeyler söyleniyor. Artık seçmen de bıkıyor. Şu seçim gelsin, geçsin, bitsin de işimize bakalım derdi içerisinde. Bu yüzden son 3-4 gün hatta saflar netleşir. Çok teşekkür ediyorum. Sürenin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum. Şunu söylemesem olmazdı deyip ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım, yoksa teşekkür edeceğim. Yok, aslında ben teşekkür ediyorum. Hakikaten bu fırsatı bize verdiniz Cihat Bey. Yine halkımıza son olarak şunu da ifade etmek isterim. Hakikaten bu milletin, bu devletin bağrından çıkmış tamamen yerli, milli bir genel başkanımız var. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın evladı. Geçmişte Necmettin Erbakan hocamızın tabii genelde kaybettikten sonra değerlerini anlıyoruz. Kaybettikten sonra herkes bir şeyler söyledi. Şöyle doğru, devlet adamıydı, böyle devlet adamıydı. Ama onun hatırına, ama onun yüzü sürmetine, ama devlet adamlığına, ama siyaset adamlığına, ilim ve bilim adamı olmasına, ama onun da geçmişte destek vermeyenlerin pişmanlığını da bir üzerine koyarak, hiç değilse evladına, Fatih Erbakan Bey'e, genel başkanımıza, Refah Partisi'ne bu seçimde oy vermelerini, özellikle hem de genç seçmenimizden bir kredi açsınlar diyorsunuz. Açsınlar, oylarını kullansınlar, versinler. Bu dönemde yeniden Refah Partisi meclis olması lazım. Hakikaten. Ve bu size verilen oy da Cumhur İttifakı'nı zayıflatmaz diyorsunuz. Bize verilen oy Cumhur İttifakı'nı güçlendirir. Hakikaten güçlendirir. Ya biz şimdi genel başkanımız burada tek başına aday olacaktı. Cumhurbaşkanı aday olacaktı. Bu bir parti için büyük bir prestijdir bu. Büyük bir olaydır. Siz seçimi kazanırsınız, kazanmazsınız. Ama ilk seçime giriyorsun bir parti, ilk defa seçime girecek olan bir parti bir ittifaka dahil oluyor. Cumhurbaşkanı çıkartmıyor. Bu ne kadar bizim bir şey fedakarlık yaptığımız aslında ortada. Ama biz ne yaptık? Milletin, devletimizin ali politikaları yürüsün, kazanımları yürüsün. Sayın Cumhurbaşkanımız madem son dönemi, mutlaka bu dönem Cumhurbaşkanı olarak kalması lazım dedik. Feragat ettik. Karşılığında da bir şey istemedik. Bakanlık istemedik, vekillik istemedik. AK Parti listelerinden vekillik istemedik. Hiçbir şey istemedik. İhale istemedik, ganimet istemedik, şöhret istemedik. Ne istedik? Kendi partimize gireceğiz ama Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Bu ne kadar büyük bir şey. Bunun karşılığında yeniden Refah Partisi'nde meclise girmesi lazım diye düşünüyoruz. Tabii takdir Allah'ın, teveccüh halkımızın. Halkımız asil, biz vekil. Halkımız kime canı gönülden oy verirse, kim seçerse hepimizin zaten kabulüdür. Alnımızın üzerinde başımızın yeri vardır. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve paylaştırdıklarınız için. Değerli izleyiciler, bugün Yeniden Refah Partisi teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Naim Öztürk'ü ağırladık. Seçim 2023'ten bugünlük de bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.